İstanbul'daki bütün özel ambulans kiralama firmaları. Sağ olasın İpek. Biz de özel hastanelerin kayıtlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Olay günü o saatlerde çıkan ambulansları tespit etmek için. O zaman ben de devlet hastanelerine bakayım. Ya hepsini anladım da abi. Cesedi niye ambulansta taşısınlar ki? Atarsın bir arabanın bagajını, olur biter. Dikkat çekmemek için. Ya İstanbul'da her arabanın bagajını aramıyorlar ki. Belki de ambulans telifi getirdiler. O yüzden bilemeyiz, araştırmamız lazım. Yani ufak da olsa bu ipucunun peşinden gitmeliyiz. Osman Amir ölmeden önce boşu boşuna ambulans demedi. Belki de gerçekten ambulans istedi Osman Amir. Ya sen bugün tersinden mi kalktın? Her şeye bir itiraz halindesin. İstemiyorsan araştırma, biz bakıyoruz zaten. Hayda. Akıl yürütmekte kabahat oldu. Arkadaşlar, İstanbul'daki bütün özel hastanelerin listesi. Ben kaçıyorum. Burası da emanet. Sen de kalsın. Tamam kardeşim, burası bize emanet. Bu kadar önemli bir şey bulmuşken niye gidiyor ki Ömer şimdi? Sence? Anladım. Elif. Ömer'in aşk taarruzlarından biri. Biz çok fazla görmediğimiz için anlayamıyoruz tabii. Bak bak, Pelin Hanım meydan okuyor. Yalnız bana bak. Pişman ederim. Elinden geleni ardına koyma zaten. Anlaştık. İyi. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın. Yardım edilecek bir şey var mı? Çay demlensin, şekeri koy istersen. Hazırlarız beraber. Sabah kadar deliksiz uyudun maşallah. Sayıklayıp ağlamadın da. Daha önce sayıklayıp ağlıyor muydum? Hem de nasıl? Bütün o kabuslar bu aldığım ilaçlardanmış. Ama neymiş o öyle? Deva diye medet umduğunu ağlatır, zırlatır mı insanı? Alma bir daha. Ben bir elimizimi yıkayayım. Hemen gelip yardım ediyorum. Gelir, doğru mu? Israr etme. Kes sesini. Kocamızın söz verdi bana. Israr etme. Kulağını bana ver. Evet dedim bir kere. Biz böyle konuşmamıştık ama. Kızım, kardeşine diyeceksin, o da getirecek, o kadar. Benim ekmek kapım. Burada satıyorum. Bitmek üzere dedim, anlaman kıt mı? Ben bu işe kardeşime bulaştırmam. Kusura bakma. Sen bilirsin. Ben de uyurken senin kıtlığını keserim. Kardeşinle Fatiha'nı okur. Nasıl? Tamam, o dediklerimi de eklersin. Tabii tabii, hemen paketliyorum. Yok, paketlemene gerek yok. Poşetin içerisine koy yeter. Benim daha işim var. Fotoğraf makineye düzgün girdin değil mi? Bak, sıkıntı olmasın. Benim çok işim var. Aynen, girdim ama isterseniz tekrar kontrol edeyim. Bu zamanda böyle ince fikirli sevdalı bulmak zor. Onlar bizim zamanımızda kaldı sanıyordum ben. Çok şanslı kız. Allah için. Kıymetini bilsin. Ne diyorsun dayı? Esas şanslı olan benim. Yeryüzüne inmiş bir melek düştü benim gönlüme. Oo, kızımız şair yapmış seni. Bitmişsin oğlum sen, bitmişsin. Vallahi dayı. Gerekirse şair de oluruz, Mecnun da. Yeter ki sevdiğimizin gülen yüzüne gölge düşmesin. Peki, çok güzel. Çay içer misin? İçerim abi. Söyleyeyim. Çocukların odası bardak dolu. Abla, aradılar mı? Hani haber bırakmıştın Günde İlçi için. Aradılar. Sormasaydın söylemeyecektim, moralim bozulmasın diye. Bulmuşlar mı birini?
Söylüyorum yavrum, çok zor bu işler. Yabancı uyruklu bir kadın bulmuşlar yatılı. Ne yapacağım ben? Yani benim bir an önce para bulmam lazım. Elektriği hallettik. Sağ ol, Allah razı olsun, sen verdin ama o da borç. Faturalar dizildi sıra sıra. Su, telefon, internet. Kasaba bakkala da borç. Ay, çalışmak istiyorum, gündelikçi bile kabul etmiyorlar. Abla bana bir akıl ver. Ben ne yapayım? Aslında bir iş daha var ama bilmem ki sen ne düşünürsün. Abla, hayır deme şansın var mı? Çalışacağım mecbur. Ne işi? Omlet mi yapıyorsun? Yok, ne omleti? Kıracağım öyle tavaya. Peynirden biraz daha çıkaralım. Kız ne oturuyorsun? Kalk yatırsana. Siz omlet yapmam ister misiniz? Kız sen yumurta kırmayı biliyor musun ki omlet yapacağım? Görürüz bakalım yumurta kırmayı biliyor muyum bilmiyor muyum. Hem de otlu patatesli yapacağım. Hadi bakalım gel burada yap da biz de görelim. Kap nerede? Kap var mı? Evet, bir de patates ihtiyacımız var. Ben soyarım. Süper. O zaman ince ince doğrasana bana. Tamam. Aslında bunu taze kekikle yapmak lazım. Muhteşem oluyor. Ama burada şartlar bu kadar. Yapacak bir şey yok. Şimdi böyle çırpıyoruz iyice. Bir süre çırpmaya devam ediyoruz. Nadia! Belim ağrıyor benim. Revire gideceğim. Aferin kız. Bakalım tadı güzel olacak mı? Sen devam et, ben geliyorum. Tamam. Oturabilir miyim? Tanıdığım birisi bana zalimlik insanın gözlerine işler demişti. Sen çok güzel bakıyorsun. Sevgiyle. Sevginin olduğu yerde zalimlik yoktur. Korku yoktur. Anneden korkmana gerek yok. Yok öyle bir şey. Ne annesi? Her şeyin farkındayım. Ama onun oyunlarına alet olma. Ben buradayım. Her zaman yanında olacağım. Bana neden iyilik yapıyorsun ki Elif? Ben daha geçen gün seni sattım. Müdüre yalan söyledim. İstediğin için yapmadın ki. Hande'den korktuğun için yaptın. Neredesiniz lan siz? Seni ırgalamaz oğlum. Hayatımın kumarını oynadım. Bütün kuponu senin üstüne yaptım lan. Neyi ırgalamaz?
Gezdik dolaştık. Bir şey oldu yok. Aha buradayız, karşında. Gezdin dolaştın ha? MOBESE kameraları kayıtta değil miydi? Ya trafikte senin lavuğun biri gördüyse? Ha tabii Fatih halleder değil mi? Fatih zaten her şeyi hallediyor. Bu kadar sorumsuz olamazsın. Kurallara uyacaksın. Ne kurallar? Seni kuralım mı? Ha? Haddini bil. İstersem iki dakikada çıkarım buradan. Bakayım beş kuruşsuz nereye gidiyorsun? Tabii oğlum. Haklısın. Düşene bir tekme atan aileden olduğunu unuttum ben senin. Damarlarında dündar kanı dolaşıyor. Ama merak etme. Ölüm bile senin hakkından gelir. Tatava yapma. Bundan sonra sözümden çıkmayacaksın. Benden izinsiz dışarı çıkmak yok. Babamı arıyorum. Nereye götürüldüğünü öğrenmeye çalışıyorum. Ortada yoksun. Adamın işini bitireceğiz. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Komiserim yapma etme ne olur. Vallahi müdür gelecek şimdi. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ömrümü ömrüne doladım. Bırak sen de kaybolayım. Her sabah yanında uyansam. Gözlerinde yakamoz olsam. Hadi, hepiniz içeri. Aman be, iki gramlık keyfimiz vardı, onu da ettiniz. Bu masalda mutluluk var, inanırsan var olurlar. Elif, hadi. Bu masalda mutlu son var, sen de benim yarınım var, inan bana, ne olur korkma. Eyvallah. Tamamdır, daha fazla başınız ağrımasın. Abi nereden buldun bu fikri ya? İnternetten mi? Ben de nişanlımı yapsam mı köye dönünce? Sevdiğini düşün, yaratıcılığını kullan. Hadi inavetler. Eyvallah abi. Dayan Elif'im. Dayan az kaldı. Elif.
erkek yapar bunu? Benimiz hiç gelmiyor ki. Sanki benimki geliyor da ne oluyor? Kuku mavkuşu gibi oturup oturup gidiyor işte. Aman geliyorlar da ne oluyor sanki? Geliyorlar, canınızı sıkıyorlar, geri gidiyorlar. Ne şanslısın kız Elif. Hanımlar, size ellerimle kahve yapayım. O zaman ben de bulaşıkları. Yanına da kurabiye. Ne kurabiyesi? Fırın yok ki. O zaman ben de helva yaparım. Un helvası. Hay aklınla bir yaşa. Ay kız merak ettik. Nasıl tanıştınız? Anlatsana bize. Kız seninkisi polismiş öyle mi? Film gibi. Katille polisin aşkı. Ya bir sus. Yaramızı deşme. Sen bize aşktan bahset Elif, aşktan. Bu devirde aşk kaldı mı? Kaldı tabii, kalmaz mı? Aşk olmazsa hayat olmaz. Umut olmaz. Aşk olmazsa dünya dönmez. Selam. Nerede kaldın? Hem bana hafiyelik yapıyorsun hem de geç geliyorsun. Ya Elif'in dosyasıyla ilgili bir ipucu yakaladık da onun üstüne çalışıyoruz. Çok fazla vaktim yok, çalışmaya devam edeceğiz çünkü. Ben çok özür dilerim. Arasaydın hiç buluşmazdık. Önemli bir şey mi ha? Elif'in işine yarayacak mı? Yani bir gelişme var ama çok net bir şey olmadığı için şimdi boş yere ümitlendirmek istemiyorum. Dolu ya da boş. Ümidin her türlüsü güzel. Yani hele şimdi çok ihtiyacımız var buna. Haklısın ama. Tamam. Neyse ben çok vaktini almayayım o zaman. Hemen anlatıyorum. Filiz'le konuştum. Halamın öz annesi olduğunu bilmiyor. Öyle mi? Başka? Kıza böyle yalandan bir geçmiş yazılmış. Kız da ona inanmış, ezberlemiş. Papağan gibi söyleyip duruyor. Tahmin etmiştim. Ama ben bununla yetinmedim. Teyzemin bir tane kızı var, Sude ablam. Tam bir dedikoducudur. Böyle halamla ilgili onun biraz ağzını aradım ben. Çıktı mı bir şey? Bana çok ilginç bir hikaye anlattı. Hani o dönemler biz böyle çocuklara anlatılmayacak şeyler. Babamla halam bir dönem küsmüşler. Herkes bunun annem yüzünden olduğunu düşünmüş ama annem bir gece dayanamayıp teyzeme her şeyi anlatmış. Halamın gayrimeşru bir ilişkisi varmış. Vay. Babam da halam evliyken böyle bir şey yaptığı için namus meselesi saymış ve küsmüşler. Bu kadar mı? Evet. İyi de bu bizim işimize yaramaz ki. Yani Nedret Hanım'ın ilişki yaşadığı kimmiş mesela? Babanla yolları ne zaman ayrılmış? Sonra neden tekrar iş için bir daha birleşmişler? Bana bunları öğrenmen lazım. Tamam. İşin magazin kısmını öğrenmek kolay. Tamam, gerisini de ben hallederim. Sen Elif'i oradan çıkar. Ben istersen sana Nefret Hanım'ın röntgenini getir. Tamam, hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Pardon, hesap. Güzel kız, bana kızgınsın. Yine çok haklısın. Her zaman beni affetmeni bekleyemem. Belki bebeğimizin babası olmamı istemeyeceksin. Ama babasız büyümüş bir adam olarak çocuğumun da aynı şeyleri yaşamasına göz yummayacağım. Sen izin versen de vermesen de elimi üstünüzden çekmeyeceğim. Senin de, bebeğin de hep etrafında olacağım. Çünkü siz benim kıymetlilerimsiniz. Gözünüzü Nilüfer Hanım'dan ayırmayın. Her an güvende olması lazım. Bir
gün kahraman olursam gelip kapını çalarım güzel kız. Paketi yerine ulaştırdığınız aynı gün paranız cebinizde. Ne varmış paketin içinde? Aman canım, bize ne el alemin malından? Postacı mektubu açar mı? Aynen öyle. Bir nevi postacı varsayacaksınız kendinizi. Hasretlioğlu'nun askerden gelen mektubunu bekleyen anayı sevindirdiğinizi düşüneceksiniz. Sonra da paranızı alacaksınız. Ama yapamam derseniz o ayrı tabii. Yok yok, biz yapacağız bu işi. Paraya ihtiyacımız var. Değil mi Melike? Aslında elinde hazırda bir iş var. Bugün de başlayabilirsiniz. Ne dersiniz? Geleceğiniz yeri bildiririz. Tamam tamam. Sen ara bizi. Yaparız biz, geliriz. Tamam. Tamam. Anlaştık o zaman. Kulübeye yakın semtlerdeki ambulans kiralama şirketlerine mi öncelik versek? Çoğunu taradık, tek tek aradık. Olay günü kaç araç kiralanmış, nerelere gönderilmiş hepsinden liste istedik. Mailler tek tek gelmeye başladı bile bilgisayara. Benim listeler umutsuz abi. Bulduk mu bir şey? Neredeydin ki sen? Ya öyle Yağız aklıma gelince iki dakika bakıp geliyorum. Yemeğimi Ömer, tatlımı Arda, çayımı da Tolga ısmarlıyor. İpek, sen de bir ara evi temizlersin artık. Hayırdır kızım coştun? Ambulansı buldum. Ne? Neymiş? Şirketin gönderdiği iş çizelgesine göre ambulanslardan biri tam gün kiralanmış. Ve ne tesadüftür ki yanan kulübenin mahallesine gitmiş. Bakalım kaç tane hasta taşıdılar. Arkadaşlar hadi adres belli hadi. Hadi hadi yüzün gülüyor. Deli komiser geldi tatlıyı yedirdin bize Elif. Ebru abloya çıkmadı mı? Yok çıkmadı. Ben bir bakayım. Ebru, abluya neden inmedin? Hasta mısın yoksa? Uyuyor musun? Git Elif, uyuyacağım. Ebru. Ebru ne oldu? Bir bakar mısın bana? Hande mi yaptı bunu? Ebru bak, gidip şimdi o kızı boğmamı istemiyorsan hemen neler olduğunu anlat bana. Uyuşturucu satıyor buradakilere. Ne? Nasıl yapabilir böyle bir şey? Yapıyor işte. Ben de ondan korktuğum için birkaç kere malını taşıdım. Sakladım. Şimdi de dışarıdan getirmeye çalışıyor. Benden yardım etmemi istedi. Ben de kabul etmedim. Derdi bu işte. Malları nerede sakladığını biliyor musun? Bak. Hande'den kurtulmamızın tek yolu bu. Söyle hadi. Abla, bu Ömerlerin peşinde olduğu, senin kızın Hatice'nin hapislerde çürüdüğü iş değil mi? Yok, değil. O uçakla gidilen. Bu öyle değil, bu basit. Ya bu suç bile değil. Yani belki bunun da bir şeyleri vardır ama. Vardır tabii, ben anladım. Yasa dışı bu. Ben yapmam abla. Ben temizliğe giderim. İşi bulursan gidersin.
Üç kuruş paraya anandan emdiğin sütü burnundan getirirler akşama kadar. Bak, iki bebe sende var. Bir çocuk da piyangodan çıktı, tövbe estağfurullah. Bu üç çocuk ne yiyecek, ne giyecek, nasıl okutulacak? Cesur ol, akıllı ol. Bunca yıl Hüseyin'le birlikte sürüm sürüm süründünüz. Eğer şimdi yine korkak davranırsan, bu sefer kendi başına sürüneceksin. Bak, bu dünyada bir başına kalıp evinin direği olmak çok zor iş. Yani çalışırsın, alırsın paranı, oturursun şöyle bir dinlenirsin. Ha, baktın olmuyor, içine sinmedi, bırakırsın. O sırada da bulduğun böyle bir iş varsa eğer, girersin bir eve, yaparsın temizlikçi işini olur gider. Peki o gün kimi taşıdığınızı hatırlıyor musunuz? Üzgünüm, her gün onlarca kişi taşıyoruz. Bugün mesela şu saate kadar 5 oldu. Hangi birini aklımızda tutalım? Siz hatırlıyor musunuz peki? Ben o gün izinliydim. Diğer iki yarım görevlisi arkadaşlarımızdı. Abicim kimse bir şey hatırlamıyor. Herkes beynine reset çekmiş sanki. Sorumludur ben. Buyurun, size nasıl yardımcı olabiliriz? İyi günler. Şimdi biz bu tarihte bu plakalı ambulansta hangi hasta veya hastaların taşındığını ve o günkü görevli personelin kim olduğunu öğrenmek istiyoruz. Ama bunlar gizli bilgilerdir. Resmi yazı olmadan açıklayamam. Kardeşim atom parçalamanızı istemiyoruz ki, elinizde olan raporlar zaten. O gün kaç vaka oldu, hangi hastaneye götürüldü, personel kim bu? Mümkün değil beyefendi. Savcılık veya mahkeme kararıyla size bilgi verebilirim ancak. Şimdi müsaade ederseniz işimize bakalım. Size de kolay gelsin. Kardeşim. Umar tamam. Hadi gidelim. Hadi. Ağızlarını bu kadar sıkı tutmalarının tek bir nedeni olabilir. O ambulans özel birileri kiraladı. Ne özel bir iş için kullanacaklar? Savcıdan yazı mı alsak harbiden? Vaktimiz yok Pelo, vaktimiz yok. Ne yapacağız şimdi abi? Şoförle konuşacağız. Nasıl, şoförün ismini öğrendin mi? Sekreter kızın çenesi biraz düşüktü. Adresini bile aldım. Bak ya, kaçta göz arasında neler yapmış. İpek baştan söylesene. Hadi atlayın, atlayın. Biz tam zamanında geldik. Birazdan o da gelir. Paketi alacağız, sahibine teslim edeceğiz. Ondan sonra da alışverişe çıkarız şöyle çarşıya. Çocuklara biraz üst baş alırsın, onların da morali yerine gelir. Ben de Hatice'me bir şeyler alacağım. Hapishaneye ziyarete gideceğim, paraya ihtiyacı var. Orada ne yapıyor ki parayı? Orada her şey para. Paran yoksa ezilirsin. Hapishanede hayat çok zor, çok. Yavrum. Abla. Yani gelmeyecek herhalde. Heh, bak otobüs de geldi. Hadi gidelim. Bak bir göre neden olacak. Biz yapamayacağız ya yakalanırsan. Yavrum kaç kere söyledim sana. Sakıncalı değil. Abla sakıncalı değil de niye gizli saklı yapıyoruz o zaman ya? Bırak Allah aşkına ya. Hapse falan gireriz. Tövbe de. Hadi abla. Bak işte geliyor. Aman. Sakın bir şey yapma. İyi günler hanımlar. Emanetinizi getirdim. Nereye götüreceğiz? Burada yazıyor. Bir saat içinde teslimatı yapın. Ben sizi çay bahçesinde bekleyeceğim. Teslim aldık haberi gelince paranızı vereceğim. Sıra sizde. Çay bahçesinde buluşuruz. Aşağında. İhbar yapıldı. İn.
Vay vay vay. Burada neler varmış böyle Hande Hanım? Neyse, aradığımızı bulduk. Gidelim artık. Toplayın şunları. Nale tebelendi sonunda. Ne yapacaklar şimdi acaba? Ne olacak? Hakkında soruşturma açılacak. Cezası katlanır biraz daha. Korkma artık. Bitti. Tamam. İnşallah. Aç kapıyı. Niye sattın beni kancık? Hesabını soracağım ben sana. Ne satması? Abuk sabuk konuşma. Elif kendi çıkmış müdüre şikayet etmiş. Esasız bir oyuncu bu. Demek öyle. Neco. Şu geçen aldığımız büyüğü getir. Bir de Neşet Baba lazım bana. Şimdi demlenme zamanı değil dede. İş zamanı. Tayyarı buldum. İşi bitir. Ondan sonra keyif niyetine içersin büyüğünü. Harbi mi diyorsun lan? Harbi diyorum tabii. Güzel. O zaman emmi oğlundan tahsilat yapma zamanı. Buyurun. İyi geceler. Biz İstanbul Emniyetinden geliyoruz. Ben Başkomiser Ömer Demir. Hayırdır? Fena bir durum mu var? Yok, korkacak bir şey yok. Birkaç tane sorumuz olacak. Neyle ilgili? Abi sen bir gel. Gel bir konuşalım. Remzi'ydi değil mi abi? Evet. Remzi abiydi. Abi sen bir ambulans kiralama şirketinde şoför olarak çalışıyordun değil mi? Evet. Abi korkacak bir şey yok ya. Konuşacağız, sohbet edeceğiz. Otur şöyle bir. Otur. Bir sohbet edelim ha. Senin emmi oğlu orada. Silah vermeyeceğim. Elimle mi boğacağım herifi? Seni yorar mıyım dede? Bitir şu işi. Yalnız bana bak, bu topal bacaklı bu herifler beni harcar ha. Necdetler kapı önünü temizleyecek, merak etme. Ben zaten görünemem malum. Onlar işaret verdiğinde içeri girersin. İyi. O zaman şimdiden başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Bakıyorsunuz be.
Şimdi kim kimin Azrail'iymiş göreceğiz Emre oğlum. Abi zaten olay ertesi gün haber oldu. Yani büyük yangın çıktı. Hatırladın mı? Bizim sekreter kız gösterdiydi. Biliyorum haberi. Şaşırdıydım çok. Ama dünya hali işte. Her gün neler oluyor. Ama bak suçsuz günahsız bir insan suçluyorlar. Ya masum bir insan yıllarca içeride yatacak. Günah değil mi bu? Büyük günah hem de. Ha bak bir anladığım kadarıyla sen ekmeğin dışında bir insansın. Sana nereye git derlerse oraya gidiyorsun. Bize yardım et. Biz o gece ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Güzel söylüyorsun da ben şefime danışmadan konuşursam kovarlar beni. Yasak diyor her şeyi anlatmak. Abi bizim buraya geldiğimizi kimse bilmiyor ki. Ya bu anlatacakların kayda falan geçmeyecek. Sen bana anlatacaksın. Sonrasında ne sen beni tanıyacaksın ne de ben seni tanıyacağım. Remzi abi. O gece kulübeye gittin mi?